küçümsenme ve nefretten nasıl kaçınmak gerektiği üzerine. Yukarıda değinilen niteliklerin en önemlilerinden söz ettiğim için ötekileri bu genel çerçeve içinde kısaca ele almak istiyorum. Yukarıda belirttiğim gibi prens, küçümsenmesine ya da nefret edilmesine yol açacak şeylerden kaçınmaya özen göstermelidir. Bunu başarabilirse görevini yerine getirmiş olacak ve başka kusurlarda herhangi bir tehlikeyle karşılaşmayacaktır. Belirttiğim gibi özellikle nefret edilmesine yol açan şey açgözlü olması ve uyruklarının malına ve kadınlarına el koymasıdır. Bundan sakınmak zorundadır. Ve insanların en büyük bölümü onurları ve malları ellerinden alınmadıkça hoşnut yaşarlar. Yalnızca az sayıda kişinin ihtirasıyla savaşmak gerekir ki bu da birçok yoldan ve kolayca dizginlenir. Prensin küçümsenmesine yol açan şey değişken, hoppa, kadınsı, ödlek, kararsız kabul edilmesidir. Bir prens bir uçurumdan kendini sakınırcasına bu niteliklerden kendini sakınmalı ve eylemlerinde büyüklüğün, yılmazlığın, ağırbaşlılığın, güçlülüğün kendini göstermesine gayret etmelidir. Uyrukları arasında özel meselelere gelince kararının geri döndürülemez olmasını sağlamalıdır. Ve kendisi hakkında öyle bir kanı uyandırmalıdır ki kimse onu aldatmayı ya da kandırmayı düşünmesin. Kendisi hakkında böyle bir kanının oluşmasını sağlayan prens büyük bir saygınlığa kavuşur ve saygının bilinmesi koşuluyla tertip düzenlemekte ona saldırmak da zordur. Çünkü bir prensin iki korkusu olmalıdır. Biri içeride, kendi uyruklarıyla ilgili, öteki dışarıda, dış güçlerle ilgili. İyi ordular ve iyi dostlarla dış güçlere karşı kendini savunur. Ve iyi orduları olduğu sürece daima iyi dostları da olacaktır. Ve dış işleri istikrarlıysa, iç işleri de bir tertiple önceden bozulmamışsa her zaman istikrarlı olacaktır. Dış güçler harekete geçtiğinde bile prens dediğim gibi örgütlenmişse ve yaşıyorsa, kendini kapıp koy vermediği sürece Spartalı'na bir sin yaptığını belirttiğim gibi her zaman her türlü saldırıya göğüs gelecektir. Ama uyruklarına gelince bir dış tehdit olmadığında gizli bir tertip düzenlenmelerinden korkması gerekir. Prens nefret edilmekten ya da küçümsenmekten kaçınarak ve halkın ondan memnun olmasını sağlayarak bundan yeterince kendini korur. Bunun yukarıda uzun uzun ele alındığı gibi mutlaka başarılması gerekir. Ve tertiplere karşı bir prensin sahip olduğu en güçlü çarelerden biri çoğunluğun ondan nefret etmemesidir. Çünkü her zaman tertibi düzenleyen kişi prensi öldürerek halkı memnun edeceğine inanır. Ama halkı öfkelendireceğine inanırsa böyle bir işe kalkışma cesaretini kendinde bulamaz. Çünkü tertipçileri bekleyen sayısız zorluk vardır. Ve deneyim gösteriyor ki çok sayıda tertip düzenlenmiş ama çok azı başarılı bir sona ulaşmıştır. Çünkü tertip düzenleyen kişi tek başına olamaz. Ve hoşnutsuz olduğuna inandığı kişiler dışında yoldaş bulamaz. Ve hoşnutsuz birisine içini açtığın an ona hoşnut olma fırsatını vermiş olursun. Çünkü seni ihbar ederek bundan her tür yarar sağlamayı umabilir. O kadar ki bu yanda kesin kazancı, öte yanda ise kuşkulu ve tehlikeli dolu olanını göreceğinden sana sadık kalması için ya az rastlanır bir dost ya da prensin amansız bir düşmanı olması gerekir. Ve konuyu özlü bir biçimde dile getirmek için şunu belirteceğim. Tertipçinin yanında yalnızca korku, kıskançlık ve onu kaygılandıran ceza beklentisi, prensin yanında ise prenslik erki, yasalar, onu savunan dostlarının ve devletin savunmaları vardır. Öyle ki bütün bu şeylere halkın sevgisi de eklenince herhangi birisinin tertip düzenleyecek kadar gözü pek olması olanaksızdır.
Çünkü normal olarak bir tertipçinin kötü eylemini gerçekleştirmeden önce korkması gerekirken, bu durumda suçu işledikten sonra da halk ona düşman olacağı ve bu yüzden herhangi bir sığınak bulmayı umamayacağı için de korkması gerekir. Bu konuda sayısız örnek verilebilir. Ama yalnızca babalarımızın döneminde olmuş bir örnekle yetinmek istiyorum. Bugünkü Messer Hannibal'in büyük babası ve Bologna prensi olan Messer Hannibal Bentivogli, ona karşı tertip düzenleyen kaneşilerce öldürüldü. Ardında o sırada kundakta bir bebek olan Messer Giovanni dışında hiçbir mirasçı bırakmamıştı. Bu cinayetten hemen sonra halk ayaklanıp bütün kaneşileri öldürdü. Bu, halkın o dönemde Bentivogli ailesine olan sevgisinin bir sonucuydu. Bu sevgi öyle büyüktü ki Hannibal'in ölümüyle Bologna'da bu aileden devleti yönetebilecek kimse kalmayınca, Bolognalılar Floransa'da Bentivogli'lerin soyundan olan ve o zamana kadar bir demircinin oğlu olduğu sanılan birisinin bulunduğunu haber alarak onu bulmak için Floransa'ya gittiler ve şehrin yönetimini ona verdiler. Messer Giovanni yönetime uygun yaşa gelinceye kadar şehri o yönetti. Bu yüzden bir prensin eğer halkı onu seviyorsa tertiplere pek aldırış etmemesi gerektiği sonucuna varıyorum. Ama halk ona düşmansa ve ondan nefret ediyorsa her şeyden ve herkesten korkmak zorundadır. Ve iyi örgütlenmiş devletler ile bilge prensler her tür çabayı göstererek soyluları umutsuzluğa sürüklememeye ve halkın isteklerini karşılayıp gönlünü hoş tutmaya dikkat etmişlerdir. Çünkü bu bir prensin gündemindeki en önemli konudur. Günümüzde iyi örgütlenmiş ve iyi yönetilen krallıklar arasında Fransa'nınki var. Bu krallıkta kralın özgürlüğünün ve güvenliğinin bağlı olduğu sayısız iyi kurum bulunuyor. Bunlardan ilki parlamento ve onun gücüdür. Çünkü bu krallığı düzenleyen kişi bir yandan güçlülerin hırsını ve küstahlıklarını görmüş ve onlara gem vurup yola getirmenin gerekli olduğunu hükmetmiş, öte yandan da halkın soylara karşı korkuya dayalı nefretini görmüş ve onları yatıştırmak istemiştir. Halkı kayırdığında soylularla, soyluları kayırdığında halkla yaşayabileceği sorunu kralın üzerinden almak için bunun kralın özel bir yükümlülüğü olmasını istememiştir. Bu yüzden de krala bir yükümlülük getirmeksizin soyluları sindirip halkı kayıracak üçüncü bir yargı organı oluşturmuştur. Ne bundan daha iyi, daha sağduyulu bir düzenleme olabilirdi, ne de kral ve krallık için daha büyük bir güvenlik kaynağı. Bundan dikkate değer bir başka sonuç çıkarılabilir. Prensler üzerlerine yük olacak işleri başkalarına havale etmeli, güzel işleri kendileri yapmalıdırlar. Ve sonuç olarak bir kez daha belirtmeliyim ki bir prens soylulara saygı göstermeli ama halkın nefretini kazanmamalıdır. Bazı Roma imparatorlarının yaşamlarını ve ölümlerini incelemiş olan birçok kişiye belki de o imparatorlar benim görüşüme aykırı örneklermiş gibi gelecektir. Çünkü bazı imparatorların her zaman üstün nitelikli bir yaşam sürdüklerini, çok güçlü bir karakter sergilediklerini, gene de imparatorluğu yitirdiklerini ya da onlara karşı tertip düzenleyen adamlarınca öldürüldüklerini görüyoruz. Dolayısıyla bu itirazlara yanıt vermek istediğim için bazı imparatorların niteliklerini ele alıp yıkımlarına yol açan nedenlerin benim öne sürdüklerimden farklı olmadığını göstereceğim. Bu arada o dönemlerin olaylarını okuyan kişi için kayda değer olan şeylere dikkatimi çekeceğim. Filozof Marcus'tan Maximus'a dek başa geçen bütün imparatorları ele almakla yetinmek istiyorum. Bu imparatorlar şunlardır: Marcus, oğlu Commodus, Pertinax, Julianus, Severus, oğlu Antonius, Caracalla, Macrinus, Elagabalus, Alexander ve Maximinus.
Öncelikle belirtmek gerekir ki öteki prensliklerde yalnızca soyluların hırsı ve halkın küstahlığı ile mücadele etmek gerekirken, Roma imparatorları üçüncü bir zorlukla karşı karşıyaydılar. Askerlerin acımasızlığına ve açgözlülüğüne katlanmaları gerekiyordu. Bu öyle zor bir işti ki hem halkı hem askerleri hoşnut etmek zor olduğu için birçok imparatorun yıkımının nedeni oldu. Çünkü halk huzurdan hoşlanıyor. Bu yüzden de alçak gönüllü prensleri yeğliyordu. Askerler ise asker ruhlu, acımasız, küstah ve yırtıcı prensten hoşlanıyor. Maaşlarını ikiye katlayabilmek, açgözlülük ve acımasızlıklarını tatmin edebilmek için prensin bu niteliklerini halka karşı kullanmasını istiyorlardı. Bu durumun bir sonucu olarak kendi doğaları ya da becerileri sayesinde hem halkı hem askerleri dizginleyecek kadar büyük bir saygınlık edinmemiş olan imparatorlar her zaman yıkıma uğruyorlardı. Ve bu imparatorların çoğu, özellikle de yeni prens olarak başa geçenler, bu farklı iki eğilimin zorluğunu kavrayınca askerleri hoşnut etmeye yöneliyor, halkı mağdur etmeyi pek önemsemiyorlardı. Bu tutum zorunluydu. Prensler birilerinin onlardan nefret etmesine engel olamayacakları için ilk olarak halkın tamamının onlardan nefret etmesini sağlamaya çaba göstermelidirler. Bunu başaramıyorlarsa halkın içinde en güçlü olanların nefretinden kaçınmak için ellerinden geleni yapmalıdırlar. Ve bu yüzden yeni oldukları için olağan dışı desteklere gereksinme duyan imparatorlar halktan çok askerlerden yana tutum alıyorlardı. Ne var ki bu prensin askerlerin gözünde saygınlığını koruyup koruyamamasına göre prensin yararına ya da zararına oluyordu. Yukarıda sıralanan nedenlerden ötürü hepsi de alçak gönüllü bir yaşam süren, adaletin dostu, acımasızlığın düşmanı, insancıl, iyiliksever olan Marcus, Pertinax ve Alexander'ın hepsinin sonu Marcus dışında kötü oldu. Bir tek Marcus çok onurlu bir yaşam sürdü ve öyle öldü. Çünkü o miras hakkı yoluyla imparator olmuştu ve bunun için ne askerlere ne halka teşekkür borçluydu. Kaldı ki onu saygıdeğer kılan birçok özelliğe sahip olduğu için yaşadığı sürece hem halkı hem askerleri hep kendi sınırları içinde tuttu ve asla ne nefret edildi ne küçümsendi. Ama Pertinax askerlerin isteğine aykırı olarak imparator yapıldı. Bu askerler Commodus'un imparatorluğu sırasında başıboş yaşamaya alıştıkları için Pertinax'ın onlara dayatmak istediği dürüst yaşamı kaldıramadılar. Bunun üzerine nefret edilen birisi haline geldi ve bu nefrete yaşlı olmasından kaynaklanan küçümsenme de eklenince hükümdarlığının başlarında yıkıma uğradı. Burada belirtmek gerekir ki kötü işlerle olduğu kadar iyi işlerle de nefreti üzerine çekebilir insan. Bu yüzden de yukarıda belirttiğim gibi bir prens devletini elinde tutmak istiyorsa çoğu zaman iyi olmamaya zorlanır. Çünkü konumunu korumak için en çok gereksinme duyduğuna hükmettiğim topluluk, ister halk, ister askerler, ister soylular olsun, yozlaşmış olduğunda da onları hoşnut etmek için eğilimlerine uyman gerekir. Ve o zaman iyi işler düşmanın olur. Ama Alexander'a gelelim. Alexander öyle iyiydi ki ona atfedilen övgü dolu işler arasında şu da vardır. 14 yıllık imparatorluğu boyunca hiç kimseyi yargılanmadan ölüme göndermemiştir. Ne var ki kadınsı ve ipleri annesinin eline veren birisi olarak görüldüğü için küçümsenmiş ve ordu ona karşı tertip düzenleyerek onu öldürmüştür. Şimdi tam tersine Commodus'un, Severus'un, Antonius Caracalla'nın ve Maximinus'un niteliklerine bakıldığında onların son derece acımasız ve açgözlü olduklarını görürsünüz. Onlar askerleri hoşnut etmek için halka her türlü haksızlığı yapmaktan
çekinmemişler ve Severus dışında hepsinin sonu kötü olmuştur. Severus'ta o kadar çok üstün nitelik vardı ki askerlerle dostluğunu koruduğu için halkı ezmesine rağmen her zaman mutlu bir saltanat sürebilmiştir. Çünkü bu üstün nitelikleri onu askerlerin ve halkın gözünde öyle olağanüstü birisi haline getiriyordu ki askerler bir biçimde şaşkın ve afallamış, halk saygılı ve hoşnut kalıyordu. Ve onun eylemleri yeni bir prens için büyük bir kayda değer olduğu için aslan ve tilki maskelerini nasıl iyi kullanabildiğini kısaca göstermek istiyorum. Daha önce belirttiğim gibi bir prensin bu iki hayvanın doğasını taklit etmesi gerekir. Severus, İmparator Julianus'un kararsızlığını öğrenir öğrenmez, Stavonia'da komuta ettiği ordusunu muhafız alayı askerlerince öldürülen Pertinax'ın ölümünün intikamını almak için Roma'ya gitmenin iyi olacağına inandırdı. Ve bu bahaneyle imparatorluğa göz diktiğini belli etmeden orduyu Roma'ya doğru yola çıkardı. Yola çıktığı öğrenilmeden İtalya'daydı. Roma'ya ulaşınca Senato korkusundan onu imparator seçti ve Julianus öldürüldü. Bu başlangıçtan sonra devletin tamamına egemen olmak isteyen Severus'un önünde iki engel kalıyordu. Biri Asya'daydı. Burada Asya orduları komutanı Pescennius Niger kendini imparator ilan etmişti. Öteki ise batıda, burada da gene gözü imparatorlukta olan Albinus vardı. Ve ikisine birden düşman görünmenin tehlikeli olduğuna hükmettiği için Niger'e saldırmaya ve Albinus'u kandırmaya karar verdi. Albinus'a mektup yazarak Senato'ca imparator seçildiğini, bu onuru onunla paylaşmak istediğini belirtti ve ona Sezar sahnını gönderip Senato'nun kararıyla onu eş imparator yaptı. Albinus bunları doğru sandı. Ama Severus, Niger'i yenilgiye uğratıp öldürttükten ve doğudaki sorunları çözdükten sonra Roma'ya dönünce Senato'da Albinus'tan yakındı. Ona yaptığı iyiliklere karşı nasıl pek az minnet gösterdiğini, nasıl kendisini haince öldürmeye çalıştığını, bu yüzden de nankörlüğünün cezasını vermeye gitmek zorunda olduğunu anlattı. Daha sonra Fransa'ya gidip onu buldu ve hem devletini hem canını aldı. Dolayısıyla Severus'un eylemlerini inceden inceye gözden geçirecek olan kişi, onda son derece vahşi bir aslan ile pek kurnaz bir tilki bulacak, herkesin ondan çekindiğini, onu saydığını, askerlerin ondan nefret etmediğini görecek ve yeni bir prens olarak onun böyle büyük bir imparatorluğu elinde tutabilmiş olmasına şaşırmayacaktır. Çünkü büyük saygınlığı, soygunları yüzünden halkın ona karşı duyabileceği nefretten onu her zaman korumuştur. Oğlu Antoninus da halkın hayranlık duymasını ve askerlerin onu sevmesini sağlayacak üstün niteliklere sahip birisiydi. Çünkü bir askerdi. Her türlü zorluğa katlanabiliyordu. Bütün güzel yiyecekleri ve başka bütün rahatlıkları elinin tersiyle itiyordu. Bu bütün orduların gözünde onu sevilen birisi yapıyordu. Ne var ki kıyıcılığı ve acımasızlığı o kadar büyük ve o kadar sıra dışıydı ki tek tek sayısız cinayetin ardından Roma halkının büyük bir bölümünü ve İskenderiye halkının tamamını öldürtmüştü. Bütün dünya ona karşı büyük bir nefret duyar oldu ve çevresindeki kişiler bile ondan çekinmeye başladılar. Öyle ki ordusunun ortasında bir sentrone tarafından öldürüldü. Bundan yola çıkarak şunu belirtmek gerekir. Prensler azimli bir bireyin kararından kaynaklanan bu tür ölümlerin önüne geçemezler. Çünkü ölmekten çekinmeyen herkes prense saldırabilir. Ama prensin bundan o kadar korkmaması gerekir. Çünkü böyle saldırılar son derece seyrektir. Yalnızca prens ona hizmet edenlerden ve prensliğinin işleri için çevresinde bulunanlardan herhangi birisine ağır bir hakarette bulunmamalıdır. Antoninus bunu yapmıştı. O Sentrione'nin bir kardeşini aşağılayarak öldürtmüştü
ve her gün onu tehdit ediyor, gene de kişisel muhafızları arasında tutuyordu. Bu aşırı cüretli ve yıkımına yol açabilecek bir karardı. Nitekim açtı da. Ama Commodus'a gelelim. İmparatorluğu Marcus'un oğlu olarak miras hakkı yoluyla ele geçirdiğinden elinde tutması da çok kolay olacaktı. Yalnızca babasının izinden gitmesi yeterli olacak. Böylece hem askerleri hem halkı hoşnut edecekti. Ama acımasız ve hayvanca bir mizacı olduğundan halka zulmedebilmek için ordulara yaranmaya ve onları başıboş bırakmaya yöneldi. Öte yandan saygınlığını koruyamadığı, sık sık arenalara inip gladyatörlerle dövüştüğü ve son derece bayağı ve imparatorluk onuruna pek az yaraşan başka işler yaptığı için askerlerinin gözünde küçümsenen birisi haline geldi. Ve bir yandan nefret edildiği, öte yandan küçümsendiği için düzenlenen bir tertip sonucunda öldürüldü. Geriye Maximinus'un niteliklerini anlatmak kalıyor. Çok savaşçı bir kişiydi. Alexander'ın yukarıda sözünü ettiğim gevşekliğinden rahatsız olan askerler Alexander ölünce onu imparatorluğun başına getirdiler. İmparatorluğu uzun süre elinde tutamadı. Çünkü iki şey onu nefret edilen ve küçümsenen birisi haline getirdi. Biri alt kesimden geliyor olmasıydı. Bir zamanlar Trakya'da koyun gütmüştü. Bu her yerde çok iyi biliniyor ve herkesin gözünde büyük bir itibar kaybına uğramasına yol açıyordu. Öteki ise iktidarının başlangıcında Roma'ya gidip imparatorluk tahtını sahiplenmekte geciktiği için çok acımasız olduğu kanısını uyandırmış olmasıydı. Çünkü Roma'da ve imparatorluğun her yerinde valileri aracılığıyla birçok zulümde bulunmuştu. Öyle ki bütün dünya soyunun alçaklığına duyduğu öfke ve ürkütücü kıyıcılığına duyduğu nefretle harekete geçti. Önce Afrika başkaldırdı. Sonra bütün Roma halkıyla birlikte Senato ve bütün İtalya ona karşı ayaklandı. Ayaklanmaya kendi ordusu da katıldı. O sırada Akuleale'yi kuşatan ama ele geçirmekte zorluklarla karşılaşan ordu, onun zalimliğinden rahatsızlık duyduğu ve birçok düşmanın olduğunu görüp ondan daha az korktuğu için onu öldürdü. Ne Elagabalus'tan, ne Marcinus'tan, ne Julianus'tan söz etmek istiyorum. Onlar her yönleriyle küçümsendikleri için hemen yok olup gittiler. Ama şunu belirterek bu konuyu bağlayacağım. Çağımızın prensleri yönetimlerinde bu güçlüğü, askerlerini olağanüstü derecede hoşnut etme, daha az yaşıyorlar. Çünkü askerlere belli bir ilgi göstermek gerekse de bu prenslerden hiçbirinin Roma İmparatorluğu'nun orduları gibi eyaletlerin hükümet ve yönetimleriyle bütünleşmiş orduları yok. O yüzden sorun çok çabuk çözülüyor. Dolayısıyla o zamanlar halktan çok askerleri hoşnut etmek gerekliydi. Bunun nedeni askerlerin halktan daha güçlü olmasıydı. Şimdi Türk ile sultan dışında bütün prenslerin askerlerden çok halkı hoşnut etmeleri gerekiyor. Çünkü halklar askerlerden daha güçlü. Türk'ü hariç tutuyorum. Çünkü o yanında her zaman 12 bin piyade ile 15 bin sipahi bulundurur. Ve hükümdarlığının güvenliği ve gücü bunlara bağlıdır. Bu hükümdarın başka her kaygıyı bir yana bırakarak onların dostluğunu koruması gerekir. Benzeri biçimde sultanın hükümdarlığı bütünüyle askerlerin elinde olduğu için onun da halka aldırmayıp askerlerin dostluğunu koruması gerekir. Ve sultanın bu devletinin öteki prensliklerden farklı olduğunu dikkate almamız gerekir. Çünkü sultanın devleti ne mirasa dayalı prenslik olarak ne de yeni prenslik olarak adlandırılabilecek olan Hristiyan papalığa benzer. Yaşlı hükümdarın çocukları miras yoluyla başa geçmezler. O konuma yetkililerin seçtiği kişi gelir. Ayrıca bu düzen eskiye dayandığı için yeni prenslik olarak adlandırılamaz. Çünkü onda yeni prensliklerde olan zorlukların hiçbiri yoktur. Bunun nedeni de prens yeni de olsa bu devletin kurumlarının eski olması ve prensi
miras yoluyla başa geçmiş gibi kabul edecek şekilde düzenlenmiş bulunmasıdır. Ama konumuza dönelim. Şunu belirtmem gerek. Yukarıda yazılan değerlendirmeyi gözden geçiren herhangi birisi, adları anılan imparatorların yıkımlarına ya nefretin ya da küçümsenmenin neden olduğunu görecektir. Ayrıca içlerinden bir kısmı bir biçimde, bir kısmı ise tersi yönde hareket ettikleri halde, her iki durumda da içlerinden birisinin mutlu, ötekilerin mutsuz sona ulaşmasının nereden kaynaklandığını öğrenecektir. Pertinax ile Alexander'ın yeni prensler oldukları için miras hakkı yoluyla prensliğin başına geçen Marcus'u taklit etmek istemeleri gereksiz ve zararlı olmuştur. Benzeri biçimde Caracalla, Commodus ve Maximinus'un Severus'u taklit etmeleri onun izinden gidecek yetenekleri olmadıkları için yıkıcı olmuştur. Bu yüzden yeni bir prenslikteki yeni bir prens Marcus'un eylemlerini taklit edemez. Severus'un eylemlerini izlemesi de gerekli değildir. Ama Severus'tan devletini kurmak için gerekli nitelikleri, Marcus'tan da zaten kurulmuş ve istikrara kavuşmuş olan bir devleti korumaya elverişli, şanlı nitelikleri almalıdır.